Radyo Gazetesi. Sabah kahvesinin sonrasında bu kez Radyo Gazetesi ile karşınızdayız. Lefke Turizm Derneği dün yaptığı açıklamada Lefke'nin en değerli madeninin yeşil dokusu olduğunu belirtti ve bölgede yeni madencilik macerasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bu açıklama Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş'tan geldi. Aynı zamanda biliyorsunuz Lefke sakin şehir ünvanını da aldı. Dolayısıyla çevre bu bakımdan da önemli. Bu ünvanı taşıma adına da önemli. Bir yandan nedir endişeler? Detaylarıyla konuşmaya çalışacağız Sayın Karlıtaş'la birlikte. Bir yandan da sakin şehir projesi kapsamında neler yapılıyor bununla ilgili olarak da tüm bunları öğrenmeye çalışacağız. Ülkede turizm anlayışı, dünyada turizm anlayışı değişti. Son fuarda, örneğin Berlin Fuarı'nda Turizm Bakanı Sayın Sucuoğlu'nun açıklamaları da bu yöndeydi. Özellikle insanların beklentilerinin artık daha farklı olduğu yönünde. Evet, ülkede ciddi anlamda kumarhaneler üzerinden dönen bir turizm yapısı da var ne yazık ki, ama turistler bunu beklemiyor. Artık özellikle dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler o ülkenin kültürünü sonuna kadar hissetmek istiyor. Bu nedenle de önemli sakin şehir projeleri bu ünvanı Lefke aldı. Ve Lefke Çevre Komitesi, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş'la detayları konuşacağız. Turizm açısından da nedir endişeleri madencilik konusunda? Tabii ki turizm, çevre, tümü bir arada. Tüm bunları konuşmaya çalışacağız programımız içerisinde. İyi sabahlar dileyelim size öncelikle. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, az önce kısaca bu endişenizi dile getirmeye çalıştım ama nedir endişenin boyutu? Şu anda yeni bir madencilik faaliyeti mi var, nedir? Dünkü açıklamanızdan yola çıkarak bunu konuşalım. Ardından az önce de söylediğimiz gibi sakin şehir artık Lefke. Dolayısıyla çalışmaları da konuşacağız. Bu projenin detayları, şu ana kadar neler yapıldı, nelerin yapılması gerekir, eğitimler var mıdır bölge açısından? Tüm bunlar da yine sohbetimiz içinde değineceğimiz konumuz olacak. Nedir madencilik açısından şu anda Lefke'de yaşanan Sayın Karlıtaş? Madencilik aslında biliyorsunuz ne yazık ki 1974 sonrasında Lefke'nin en ciddi kanayan yarasıydı. Sadece Lefke'nin değil aslında, bütün Kıbrıs'ın, hatta bazı çevreler Doğu Akdeniz'in bile en önemli sorunları arasında madencilik konusunu sıralıyorlardı. Bunun da sebebi biliyorsunuz Kıbrıs Maden Şirketi, Cyprus Mines Corporation, 1. Dünya Savaşı'nda sonra Kıbrıs'a geldi ve 1900'lü yılların ilk çeyreğinden 1975'e kadar Kıbrıs Maden Şirketi faaliyetlerini Kıbrıs'ta yürüttü. Daha sonra ise 1974 savaşını bahane ederek bütün atıklarını bırakarak Lefke'den ayrıldı. Daha sonra bu kalan atıklar ciddi anlamda yağmalandı. Çok tartışmalı şekillerde yok edildi ve şu anda çevre açısından, daha doğrusu 1980'li yıllardan itibaren çevre açısından çok ciddi bir sorun teşkil etti ve ne yazık ki gelmiş geçmiş tüm idareciler, tüm hükümetler bu konuya çözüm bulamadılar. Çünkü hükümetlerin de boyunu aşan uluslararası bir sıkıntıydı bu konu. Bizler de çevre ve turizm örgütleri olarak Lefke'deki maden atıklarının muhakkak surette kaldırılması gerektiğinin defalarca altını çizdik. Milyonlarca ton atık var şu anda Lefke'de. Bunların kaldırılması son derece önemlidir. Ancak ne yazık ki 42 yıl geçmesine rağmen 1974'ten itibaren bu soruna köklü bir çözüm bulunamamıştır. Ancak tüm hükümetlerin de programında Lefke maden atıklarının kaldırılması hususu yazmasına rağmen çözüm olmamıştır. Bu alan, CMC maden alanı, birkaç sefer farklı isimlerle farklı şirketlere temizlenme maksadıyla verilmiştir. Çünkü bilmeyenler için anlatalım. Orada bulunan atıklar aslında değerli atıklar. İçerisinde bakır madeni, bir miktar da altın
madeni bulunan atıklar. Yani onlar işlendiği zaman içerisindeki o cevher alınıp hem madde olarak değerlendirilecek, hem o CMC alanı tekrardan bir kazanım şeklinde rehabilite edilebilecek. Ancak ne yazık ki tüm projeler ve daha doğrusu CMC alanının içerisinde bulunan tüm atıklarla ilgili bütünlüklü bir çözüm günümüze kadar üretilemedi. Şu anda da 49 yıllığına orayı kiralayan şirket ne yazık ki faaliyetlerine çok yavaş bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce bir sunum yapıldı ÇED raporuyla ilgili, çevre etki değerlendirme raporuyla ilgili. Ve şirket 14 yıl içerisinde CMC maden alanının rehabilitesiyle ilgili yeni bir projeyi gerek hükümete, gerekse bir sivil toplum örgütlerine, belediyemize sundu. Ancak ne yazıktır ki 5 aydır bu ÇED raporuna olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap gelmedi. Bir ÇED raporunun değerlendirilmesiyle ilgili yasada bir boşluk var. Hangi dönemde geri dönüş yapılacağı süresi yok. Bir ÇED raporu sunulur. Ancak hükümetin veya ilgili dairenin ne zaman cevap vereceği kısmı yasada boş. Bu 5 ayda olabilir, 1 senede olabilir. Bizim beklentimiz ÇED raporunun bir an önce incelenerek ilgili firmaya olumlu, olumsuz ya da filanca maddelerde sakıncalar var, bunları düzeltin, tekrar bu sunumu yapın diye bir geri dönüş yapılması gerekiyor. Çünkü bu atıklar bu şekilde kaderine terk edilip bir vaziyette bırakılamaz. Birilerinin bu inisiyatifi kullanıp bu çalışmaları yürütmesi gerekiyor. Biz sivil toplum örgütleri olarak gemi konağı maden atıklarının temizlenmesiyle ilgili tüm baskı gücümüzü elimizden geldiği kadar ileriye götüreceğiz. Özellikle bölgenin en ciddi sorunlarından biri. Ne yazık ki siz özellikle yeşilini vurguluyorsunuz. En değerli maden yeşilidir Lefke'nin. Ama hep madencilik faaliyetleriyle ya da CMC atıklarıyla örneğin zaman zaman anıldığı oldu. Dolayısıyla biz maden atıklarının olduğu alanın yeşillenmesini, yemyeşile dönmesini istiyoruz diyorsunuz ve yeni bir madencilik faaliyetine dönüşeceği yönünde de endişeleriniz var. Biraz daha açacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Örneğin konuyla ilgili olarak sanıyorum bundan sonrasında uzman görüşlerine de başvurulacak. Dünyada başka uygulaması olmayan bir faaliyetten bahsediyorsunuz. Söylediğiniz bu. Biraz açalım bunu tam anlaşılır olabilmesi açısından. Şimdi dünkü açıklamamızda, bugün basından da sağ olsun tüm medya basın kuruluşları bizlere yer verdi. Gerek sizler gerekse yazılı basın, gazetelerimiz. Bizim vurguladığımız Lefke'nin madeni yeşil doğasıdır. Bu çok önemli bir slogandır bize göre. Biliyorsunuz Artvin'de de bir maden dirilmişi vardı. Hala daha devam ediyor. Çevreciler altın madenine karşı büyük bir direniş gösteriyorlar. Artvin'in üstü altından daha değerlidir şeklinde çok da güzel bir slogan buldular. Bizim için de şu anda Lefke'nin altında bir maden olması hasebiyle orada bir değer var. Ancak madenin üstündeki değer altından daha değerlidir şu anda. Ve Lefke'nin yönü artık turizm, tarım ve eğitimle anılması gerekiyor. Tamam, burası eski bir bakır kasabasıydı. Ancak bakırın başımıza neler getirdiğini hepimiz yaşayarak gördük. Acı bir ders çıkardık. Ve şu anda binlerce dönüm arazi bakırın etkisi altındadır. Daha doğrusu madenin negatif, olumsuz etkisi altındadır. Bu etkiyi yeni bir madencilikle insanların hem sosyal yaşamı farklılaşmıştır 40 yıl içerisinde. Hem ekonomik yaşamları farklılaşmıştır. Hem dünyada bir de çevre bilinci artık yükselmiştir. Ve çevrecilik değerleri dururken biz yerleşim yerlerinin içerisinde Lefke'de tekrardan toz toprağın havada uçuşması, kamyonların geçmesi, insanların hastalanması gibi madencilik faaliyetlerine birkaç firma cebini dolduracak diye asla geçit verecek değiliz. İnsan sağlığı ve insanların yaşam kalitesi her şeyin üzerindedir. Bu son derece önemlidir. Öncelikle bizim için Lefke'nin girişi olan, yüzü olan gemi konağı CMC sahasıdır. Gemi konağı sahası neden önemli bizim için? Orası hem ana yola yakındır, denize yakındır.
Düşünün siz oradaki maden alanlarının temizlenmiş olduğunu, oradaki toprağın yeşerdiğini, yeşillenen alanlarda çocuklar için park alanlarının yapıldığını, yürüyüş yollarının yapıldığı, ormanların yetiştiği, hatta belki bir bölümüne golf sahasının yapıldığı, gemi konağı sahilinde liman ve marina gibi hizmetlerin yürütüldüğü, Lefke'nin çehresi birdenbire çağ atlar, evet, değişir ve Lefke'nin kalitesi de doğru orantı olarak yükselir. Ancak 40 yıldır bu maden alanları ve oradaki atık havuzları kaderine terk edilmiş, kurtarılmayı bekliyor. Bu konuda da gelmiş geçmiş tüm idarecilerin ciddi ihmalleri var. Biz gemi konağı bölgesinde böyle bir oluşum yapamazken bize gelen teklif, daha doğrusu Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütlerine danışılan ve önerilen teklif, Lefke bilenler için söylüyorum, gemi konağı göletinin etrafında bulunan atış alanı ve o etrafta bazı maden atıkları var. Biz bir firma var, burasının temizlenmesine talip, milyon euroluk bir proje, 60 milyon euroluk bir proje ile Lefke'ye gelecek ve o 80 dönüm içerisinde 60 tane atık havuzu kurarak Lefke'nin o bölümündeki atıkların temizliği yapılacak. Ve bu da yapılırken dünyada emsali olmayan bir örnekle, bakteri çözelti yöntemiyle. Yani esas endişe nedeniniz bu sanıyorum. Yani çevreye nasıl bir zarar vereceği, etkisinin ne olacağıyla ilgili başka bir örneği olmadığı için. İmsal yok. Endişe madencilik alanında yok şu anda. Evet. Tarımsal bazı alanlarda kullanılmış bu yöntem. Ve maden kısmında laboratuvar ortamında denenmiş. Sahada uygulanmamış bir yöntem olduğundan bahsettiler bize ve bu bakteri yöntemiyle işte oradaki atıkların alınıp havuzlarda, yani su sistemiyle işte çözeltilerek tekrardan içerisindeki bakır ve bununla ilgili yenilenebilir enerji yapılması fikri var. Bizim açıkçası güven sorunumuz var. Çünkü gemi konağı maden alanı 10 yıllardır verildi. Ancak bu alan hiçbir şekilde sözleşmesinin çok gerisinde ilerliyor. Bir alanını biz yeterince çözemezken ikinci bir maden alanı, 80 dönümlük bir alanı tekrardan aynı hizmet için verip kendi içerisinde kapatmak bize göre mantıklı değildir. Biz diyoruz ki önce gemi konağı maden alanının temizliği yapılsın. Evet. Halkımıza bir güven gelsin. Maden alanları temizlendi. Yüzlerce dönümün üzeri kapatıldı. Oradaki atıklar alındı. Bu alan yeşillendirildi. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, halkımız için yeşil içerisinde sosyal bir alana dönüştürüldü. Akabinde işte liman ve marina projeleri hizmete geçecek gibi bir güven, bir başarı hikayesi yakalayalım. Ardından gayet tabii ki Lefke'deki o 80 dönümlük alan da gündeme gelebilir. Ancak şu anda bir alanı verdik. Denetlemesini doğru dürüst yapamıyoruz. Kontrolünü yapamıyoruz. Devletin ne kadar bir kontrolü veya ne kadar bir gücü var bu, evet, alan içerisinde. Çok ciddi kuşkularımız var. Böyle bir kuşku varken dünyada emsali olmayan bir örnekle Lefke'nin içerisinde 80 dönümlük yeni bir alan yaratılması ve bunun ileride madencilik faaliyetine dönüşme riski de bizi endişeleniyor. Çünkü araştırdığımız zaman daha değişik bağlantılar da tespit ettik. Lefke'nin artık bu şekilde maden hikayeleriyle anılmasından çok rahatsız olurum bu konudan. Zaten bizim turizm derneğini kurma amacımız da budur, budur. Evet, evet. Peki bir yandan da tabii ki bununla ilgili nedir durum, net olarak bundan sonrasına dönük olarak da ilerleyen zaman dilimi içerisinde herhalde uzman görüşleriyle birlikte de yeniden konuşacağız sizinle detayları. Çünkü örneği yok. Sizin ilgili şirketle yaptığınız araştırmalar yeni bir faaliyetin olabileceği endişesini yaratıyor, evet, sizde. Güven sorunumuz var. Güven sorunu var. Bununla birlikte de zaten gemi konağı bölgesindeki maden atıklarının temizlenmesini talep ediyorsunuz ilk olarak. Evet, orası olmadan ikinci bir maden temizlenme alanı yaratılması fikrine sıcak bakmıyorsunuz. Endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Bunları yine ilerleyen zaman
dilimi içinde konuşacağız sizinle. Tabii ki bu faaliyetlerin endişeyi büyütmesinin bir diğer nedeni de Lefke artık sakin şehir ünvanını da aldı. Dolayısıyla çalışmaları da soralım size. Bu sakin şehir herhalde büyük bir heyecan yarattı bölgede. Turizm anlayışı değişti. Siz aynı zamanda Turizm Derneği Başkanı olarak da ya da turistleriyle sürekli rehberlikleriyle de bir araya gelen biri olarak da ne talep ettiklerini biliyorsunuz. Ve bölge aslında yeni turizm anlayışı için oldukça önemli bir bölge haline geliyor. Detayları öğrenmeye çalışalım sizden. Sakin şehir aslında bizim dernek olarak da direkt evet. içerisinde olduğumuz evet. konuydu. Diğer dernekler de çok çalıştı. Ancak bizim turizm derneğinin daha çok ilgi alanına girdiği için proje, biz biraz daha fazla içerisinde olduk. Biliyorsunuz bu bir belediye projesi aslında. Ünvanı çünkü alan belediye Lefke Belediyesi'dir. Uluslararası şu anda Lefke Belediyesi 210 şehrin dahil olduğu bir uluslararası ağ içerisindedir. Biz bunu çok belki imaj olarak çok fazla kullanamadık. Ancak dünyadaki seçkin 210 belediyeden bir tanesi şu an Lefke Belediyesi'dir. Bunu imaj olarak, tanıtım olarak, turizm anlamında çok daha fazla kullanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Başkan Aziz Kaya'yı derneğimiz ziyaret etti. Kendisine de ilettik. Sayın Başkan sakin şehir olduk ama biraz sakin gidiyoruz bazı evet. çalışmalarda. Hareketlenmemiz gerekiyor. Kendisi de bize hak verdi ve bu büyük ihtimalle gelecek haftadan itibaren Lefke Belediyesi ile birlikte tekrardan bir komiteleşmeye giderek bir hareket getirmemiz gerekiyor. Çünkü 2016-2017 ajandamız ne olacak? Sakin şehir oldu Lefke. Nasıl bir planlamayla gidilmesi gerekiyor? Biz sivil toplum örgütleri olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Çevre, yaşam, yiyecek, içecek, mimari, doku, eğitim, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi bir sürü yapılması gereken projeler var. Bunların tabii projeye dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda Turizm Bakanlığı'yla da bir girişim yaptık. Ancak biliyorsunuz bu su tartışması hikayelerinden dolayı henüz evet. Mali protokol evet. imzalanmadı. Orada Lefke turizm potansiyelinin Cittaslov ile geliştirilmesiyle ilgili bir madde konuldu. Bildiğimiz kadarıyla o protokol inşallah daha oradadır o madde. Ve 4 milyon TL gibi de ciddi bir rakam kondu şeye. Lefke Cittaslov projelerine. Turizm Bakanlığı ile bu konularda bu yakın zamanda bir görüşmemiz olacak. Kendilerini Lefke'ye çağıracağız ve Lefke Belediye Başkanlığı'nda ilgili örgütler bir toplantı yapacak. Ancak bu mali protokolün de imzalanmamış olması şu an bir sıkıntıdır. Çünkü bugün 16 Mart'tır. 2016 projeleri 3 ay 4 ay rötarlı gelecek demektir bu. Lefke de bundan etkilendi. Yani sadece ülkemiz değil Lefke de etkilendi. Ancak bunun haricinde maddiyat gerekmeden yapılabilecekler de var tabii ki. Bizlerin yapması gereken. O konuda da çalışacağız. Çünkü 7 Mart 2015'te aldık şeyi. Cittaslov belgesini. Sayın Başkan da ben İsveç'e gitmiştik. Ve uluslararası bir toplantıda Lefke'ye Cittaslov bayrağı ve katılım belgesi takdim edilmişti. İsveç'teki bir toplantıda. Bu da işin ciddiyetini evet. göstermesi açısından önemli. O bayrak ve belgeler alınıp Lefke'ye gelindi. Artık önemli olan bu 70 küsur kriterin, çevre, hava, su, yaşam kalitesiyle ilgili kriterlerin hayata geçmesiyle ilgili projelerin üretilmesidir. Lefke Belediyesi'ne büyük iş düşüyor bu konuda. Biz de elimizden geldiği kadar gönüllü olarak evet. yardım hazırız. Evet. Peki turizm kenti hedef bu. Lefke'nin bu şekilde anılması artık. Bu nedenle işte zaman zaman çıkışları görülüyor Lefke'deki örgütlerin ama biraz da geçmişteki konumuyla bugün uzun yıllar getirildiği noktaya bir tepkidir aslında bu. Ve bölgedeki örgütler gerek belediye gerekse
örgütler, turizm ya da çevre örgütleri olsun, bu nedenle sahip çıkmaya çalışıyor ve yeni adımlar atılmaya çalışılıyor. Bir turizm kentinin ne girişte sizi gece kulüpleri karşılamaz. O yol güzergahı gece kulüpleriyle dolu olmaz. Defkuşa'nın en büyük ayıbıdır gece kulüpleri. Bununla ilgili adımlar atılmak üzere. Ama Lefke Belediyesi bu yöndeki adımı sanıyorum bir ay öncesinde sanıyorum. Böyle bir adım dağıtıldı Lefke'de. Bu da oldukça önemli değil mi? Çünkü bir turist bölgeye geldiği zaman herhalde daha çok yeşilliklerin, çevrenin düzgün olduğu, örneğin bir turiste ne kadar anlatmak mümkündür bilmiyorum. Gece kulüplerinin varlık nedenini, evet yasalarımız tersini söylese de buralarda ki faaliyetlerle ilgili olarak uygulamanın çok daha farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama herhalde bu dönem atılmış güzel adımlardan biri de bu oldu. Turizm açısından da, insanlık açısından, insan hakları açısından ayrı değerlendirilebilir ama turizm açısından da herhalde bunun etkisi büyük olmuştur diye düşünüyorum. Önemli bir konu aslında bu konu. Biz de dernekler olarak gerek bizim Lefke Turizm Derneği, gerekse Denizli Gemi Kona evet. Kalkınma evet. Derneği Başkanımız Türkay Bey'in evet. sürekli olarak itiraz ettiği bir konuydu bu mevcut gece kulübü. Evet. Hatta diğer kadın dernekleri var Lefke'nin ciddi anlamda. Öncü Kadınlar Derneği, diğer gerek Suziye Hanım'ın gerekse Emine Hanım'ın başkanı olduğu dernekler. Bu gece kulübü konusunda sürekli olarak eleştiri konusu getirmekteydiler. Ve Kıbrıs'ta aslında Lefkoşa Belediyesi bunun reklamını daha iyi yaptı. Gerçi reklam demek doğru mu bilmiyorum ama gece kulübü bir ay önce sözleşmesi yenilenmeyerek kapatıldı. Bu da bana göre önemli bir başarıdır Lefke içerisinde. Çünkü hem turistleri hem de yerli halkımızı çok rahatsız eden bir konuydu. Lefke girişinde hemen sağ tarafta deniz kenarında insanları karşılayan ilk bina bir gece kulübüydü. Bu da kabul edilemez bir durumdu. Biz yıllardır çeşitli imzalar topladık. Bu konuda birçok platformda dile getirdik. Bir türlü sonucu getirilememişti. Ancak bu dönemde bir ay önce bu gece kulübü kapatıldı. Levhaların üzerinden söküldü. Ve orası kısa bir süre sonra bir restoran olarak yenilenerek hizmete açılacak. Ve Lefke'nin de çevresi bir anda değişmiş olacak. Önemli bir konudur. Bu konuda bir de başımdan geçen bir hikaye var. 7-8 sene önce bir rehberlik yaparken Ercan Havalan'dan bir grubu alıp, yabancı bir grup, Salemis Otel'e gece götürürken, biliyorsunuz Oğul üzerinde de 3-4 tane gece kulübü var. Işıklı, night club. Işıkları yanar falan. Bir kadın misafir Hasan dedi bana, bu gece hep birlikte gece kulübüne gidelim mi? Biz de şimdi nasıl cevap verelim? Sonra dedik işte this is only for men. Yani buralar sadece erkekler için farklı bir yerdir. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da gece kulübü anlayışı kadınların erkeklerin beraber gittiği eğlence evet, mekanlarıdır. Bizdeki gibi farklı amaçlarla veya kadınların farklı amaçlarla kullanıldığı yerler değildir. Bu kadar göz önünde de olması gerçekten rahatsızlık vericidir. Gerek bu Lefkoşa Alayköy yolu üzerindeki alan, gerekse Mausa yolu üzerindeki alanlar. Halkın göreceği yerlerden daha uzakta olması ve bu kadar ışıklı, rengarenk neon ışıkların yandığı ışıltılı yerler görüntüsü biraz tabii trajikomik. Görüntüler de bunlar. Bizim ülkemizde de bana göre çok da yakışmıyor. Evet. Peki turistik yerlerde dünyada gece kulübü vardır diyen bir izleyenimiz de var. Örneklerini de veriyor. Tabii ki bizdeki anlayışı değildir herhalde. Var, bilmiyorum. Sonra. Bununla ilgili olarak da görüşünü belirtir izleyenimiz. Kanal Sevin Facebook sayfası üzerinden de rahatlıkla tabii ulaşabilir diye düşünüyorum. Ama onlar eğlence yeridir diyor. Evet tabii. Evet. Peki tabii ki bunun dışında eğitimler ne durumdadır peki? O bölgede özellikle sakin şehir projesi uygulanacaksa, bunun için şartlar yerine getiriliyorsa, bölge esnafının, bölge insanının bu noktada eğitilmesi de gerekiyor herhalde. Yönlendirilmesi gerekiyor eğitimden. Kastımız neler yapılacak, bundan sonra nelere dikkat edilecek bölgede, aynı zamanda işte restoranlarında neler yapılacak, tüm bunlarla ilgili. Bu süreç başladı mı? Bir komiteden bahsediyoruz.
bahsettiğiniz az önce. Şimdi komiteyi bekliyoruz şu anda. Ufak tefek bazı sıkıntılar var. Yani üniversitenin, sivil toplum örgütlerinin ve belediyenin içerisinde olacağı bir komite kurulacak ve bir planlamaya geçirilecek. Yani bizim önerimiz küçük yaştan bu eğitimlerin başlatılması. Evet. Yani çocukları çevre bilinci, tarih bilinci, turizm bilinciyle ilgili neler verebiliriz? Çocuk yaştan başlarsak bu eğitimlere farklı hedef gruplarını alarak çocuklar için ayrı projeler, gençlerimiz için ayrı projeler, kadın grupları için ayrı projeler, el sanatlarının yaşatılması gene sakin şehirlerin çok önemli bir kriteri. Yiyecek içecek alışkanlıkları çok önemli. Bu fast food, slow food tartışmalarından zaten bu sakin şehirler dünyada gelişti. Fast food'a karşı bir devrimdi aslında şey. Slow food'un yapmaya çalıştığı. Tabii ki slow food, fast food'u şu an çok fazla yenemedi ama bazı bölgelerde bunu başardı. Hatta İtalya'da bazı şehirlerde bu fast food restoranlarının çoğalması da yasaklandı. Yerel kültüre yönelik yiyecekler, geleneksel mutfağı yaşatan restoranların ön plana çıkması hedef seçildi. Bizim de Lefke özelinde bir slow food birliği kurduk şu anda. Hı-hı. Geçici olsa da genç bir arkadaşımız başkanlığına getirildi. Silvan yaşlı arkadaşımız. Bu slow food birliğinin daha fazla canlanarak, farklı araştırmalar yaparak Kıbrıs'ın geleneksel yemeklerini, Lefke'nin kendine has yiyecek içecek kültürünü, bu macun tatlı kültürlerinin araştırılıp ortaya çıkartılması, evet, son derece önemlidir ve gelen misafirlere gerek Kıbrıs'tan gerekse, çünkü turizm iki tiptir bizim Kıbrıs'ta, iç turizm hareketi de bana göre çok azımsanamayacak kadar fazladır bazı bölgelerde. Özellikle bu festival dönemlerinde veya Yeşilmak'taki çilek zamanında binlerce insan yer değiştiriyor. Tarladan işte çilek toplama heyecanını yaşamak için veya Lefke'deki ceviz festivalini görmek için, Balıköy'e çıkmak için bir sürü alternatif var insanlarımızın yaptığı. Bu tarz reklamlarla veya bu tarz aktivitelerle bölgeye olan ilgiyi de artırmak değerlidir. Çünkü sadece dış turisti bekleyemeyiz. Bunun haricinde kendi ülkemizin insanları da Batı bölgesini, gerek Güzelyurt'u, gerekse Lefke'yi çok fazla tanımıyor. Ve en az ziyaretçinin olduğu bölge Batı bölgesidir Kıbrıs'ta. %1 civarında bir turist akışı var şeyde. Güzelyurt ve Lefke bölgelerini incelersek, ülkemizdeki yatak sayısı yaklaşık 22 bin civarındadır şu anda. Bizim bölgemizdeki yatak sayısı Güzelyurt'a dahil edilecek şekilde 200 civarındadır. Bu da %1'e tekabül ediyor yatak sayısı anlamında. Yani 200 yatakla çok da fazla bir turizm faaliyeti yapmak mümkün değil. Ancak biz bölgemizde kazinolu, 5 yıldızlı büyük oteller istemiyoruz. Bizim istediğimiz model bölgenin dokusuna uygun, küçük ve orta boy. Birkaç tane de orta boy otele ciddi anlamda ihtiyaç var. Daha kapasitesi daha yüksek, daha fazla turisti kaldırabilecek, kültürü yaşatan, çevreyi koruyan modeller etrafında bunu şekillendirmektir. Bu konuda bizler gereken yapacağız. Biraz yavaş mı ilerliyor süreç? Yavaş ilerliyor. Yavaş ilerliyor. Hızlanması gerekiyor bu noktadan sonra. Yapacak çok şey var. Ama ciddi sıkıntıların olduğu bir Lefke. Dolayısıyla Lefke'de işlerin çok kolay yürütülemeyeceğini, çok hızlı birçok adım atıldı bugüne kadar. Ama biliyoruz ki uzun yıllarda ciddi sorunları olan bir bölge oldu Lefke ne yazık ki. Seçimler uğruna birçok şey heba edildi Lefke'de. Dolayısıyla kolay değildir bu kadar sorunun altından, bu kadar alışılmışlığı da değiştirmek kolay değildir. Yeni yeni umutlardır bunlar bölge insanı için, bölge esnafı için ve ciddi anlamda da belki yatırıma da ihtiyaç var bunun için. Teşvikler önemlidir. Bu kısmı nasıl çözülecek peki? Evet, bölgeye insanlar yatırım yapacak ama yatırım için bazı desteklere ihtiyacı olacak bölge insanının. Evet. Bölgenin gelişmesi lazım. Yani Lefke için yapılması gereken Lefke gelişim planı ile bölgenin yeni yüzü nasıl olacak? Lefke geliştirilirken burada turizmin yeri nerede görülüyor? Bölgenin tarımsal potansiyeli biliyorsunuz Kıbrıs'taki en yüksek potansiyeldir. Kuzey Kıbrıs'ın %35'lik ürünleri Lefke bölgesinden
Kuzey Kıbrıs'a dağılmaktadır. Hatta bazı ürünlerde bu oran %100'dür. Bu da çok ciddi bir tarımsal getiridir. Doğal tarım uygulamaları hangi oranda netleştirilecektir? Çünkü artık cidden soğuda çok da fazla kimyasal kullanılarak yapılan tarım faaliyetleri çok önde değildir. Yani topraktan çıkan ürünlerin kimyasallardan arındırılmış doğal tarım uygulamaları dediğimiz ihtiyacı olan kadar kimyasal kullanılarak doğal ortamlarında yetiştirilmesi çok önemlidir. Üreticilerin bu yönde hazırlanması gerekiyor. Turizmde nasıl bir turizm istiyoruz sorusunun cevabı son derece önemlidir. Bunun haricinde bölgenin bir de ciddi anlamda eğitim potansiyeli var. Lavi şu anda 7000 öğrenci kapasitesine ulaşmıştır. Gelecek yıl bu hedefi 8000 dolaylarında olacaktır. Tüm bunların ciddi anlamda bir planlanmaya ihtiyacı vardır. Yani Yeşilmak'tan Angolim Köyü'ne kadar 13 köy var. Lefke Belediyesi'ne bağlı. Lefke Merkez ve bu 13 köyü de içerisinde alarak Lefke'nin ayrı bir planlamaya tabi tutulması lazım. Güzellik ve Güzellik'e bağlı 16 köyün ayrı bir karakterle hareket ederek Batı bölgesinin yönünün turizm, eğitim ve tarımsal yöne doğru gelişiminin bir planlamaya ihtiyacı vardı. Çünkü şu anda bir gelişik güzel bir yaklaşım var şeyde bu bölgeyle ilgili. Evet. Tabii ki burada hem Turizm Bakanlığı'na ciddi görev düşer hem hükümete ciddi bir görev düşer ve bizlere tabii ki. Evet, peki birçok kişiye görev düşüyor ama örneğin şu var mı? Daha önce Lefke'yi ziyaretimizde bir çöplük alanı vardı. Çöplük alanının yanında pazara da ulaşan ya da bandabriya diyelim ulaşan sebzeler de vardı orada üretilen. Hı. Hayvanlar da vardı. Bir de kulübe. Aklımda kalan bu. Lefke'deki o çıkan kötü dumanı konuşuyorduk. İnsanların nasıl zehirlendiğini konuşuyorduk. Çevre felaketinden bahsediyorduk. Mevcut mudur? Sizin de aslında Lefke'ye büyük bir katkınız oluyor her zaman için. Gerek Lefke bölgesinden kişileri buraya çağırarak tabii ki Lefkeli olmanız da buna etkili. Size de çok teşekkür ederiz bu arada. Biz teşekkür ederiz. O yayında ben sizi çok iyi hiç unutmadım. Evet. Yaklaşık 3 yıl önceydi sanırım. Evet. Lefke'deki çöplük cayır cayır yanıyordu orada. Ve siz de dumanların içerisinde mikrofonla, kamerayla yanan o pis, kirli dumanların içerisinde çok zor bir röportajlar yapıyordunuz insanlarla. Biz de oradaydık. Evet. Yani inanılmaz bir manzara vardı orada. Çok kötüydü. Çöplük ikide bir yanıyordu. O dönem belediye başkanı sürekli olarak işte provokasyon veya vesaire gibi. Bir önceki belediye başkanı. Önceki, 24 yıl belediye başkanlığı yapmıştı. Mehmet Bey. Ancak şu anda bu çöplük bir yıldır yanmıyor. Tedbirleri alındı. Kapatıldı. Tabii üzerleri kapatıldı. Hani daha çöplük olarak kullanılıyor. Çünkü ara bir terminal çöp istasyonu yapılma düşüncesi var. O yapılana kadar şu anda orası çöplük olarak yine kullanılıyor. Ancak çevreye kötü etkisi yok. Yani kısıtlıdır. Bardağı kısıtlıdır. O dönemdeki kadar ciddi sakıncalar doğurmuyor. Bu da önemlidir. Yani orada bir irade konulup o çöplüğün yanması, mesela bir yıldır hiç yanmıyor o çöp. Demektir ki bu istenirse oluyor. O çöpün sorununun giderilmesi, çünkü Karadağ bölgesinde halkın yaşamına yakın bir bir çocukla yerde. Yaptığımız röportajı örneğin hala aklımdadır. Çocuğun dışarıya çıkamıyoruz dediği. Belki de kolay konuşandı mikrofona o çocuk ve yaşadıklarını ne kadar kötü bir havayı solumak zorunda bırakıldıklarını anlattı o küçük çocuk. Ve çıkamıyoruz dışarıya dedi Karadağ bölgesinde yaptığımız röportajdı. Yani şu an o sorun duman altı gerçekten kötü. Rüzgar yönü estiği zaman özellikle Karadağ bölgesinde yaşayan Lefkeli arkadaşlarımız duman altında kalıyorlardı ve astım, nefes darlığı olan özellikle çocuk arkadaşlarımız ciddi anlamda etkilenebiliyordu. Ciddi sorundu. Ben hatırlıyorum o röportajdan sonra örneğin
kanala döndükten sonra mide bulantılar mı? Daha sonra da sanıyorum evet. Daha sonra rahatsız oldum. Örneğin ertesi gün yoktum. Bunu hatırlıyorum. Ki o böyle, evet, oraya yakın insanların sürekli bunu yaşaması ciddi anlamda sağlık sorunları da yaratır. Çözülmüş olması güzel. Güzel adımlar atılıyor şu Lefke'de. Bu nedenle de insanlar yeni umutların peşinde koşuyor artık. Lefke Turizm Derneği daha önce de zaten uyarılarını yapıyordu. Gerekli gördüğü noktalarda çevre örgütleri de aynı şekilde. Ama şu an sanki birlikte adım atabilmek için daha uygun bir ortam var. Umalım biraz daha hızlı bir şekilde, evet sakin şehir diyoruz ama biraz daha hızlı şekilde atılır adımlar ve daha kolay aşılır o engeller. Lefke'de hak ettiği yere daha iyi noktaya gelir. Çünkü az önce söylediğiniz örneğin çilek dönemi herkes işte Yeşilırmağa akın eder. Muhakkak oralara gelinir. Belki daha çok insanların bölgeye gelip oturup gününü geçirebileceği daha çok restoranlara ama oranın kültürünü yansıtan restoranlara da belki daha çok ihtiyaç var. İlgi de çekiyor. Lefkoşa'dan ya da Mansa'dan Facebook'tan takip edelim. Evet, yazın özellikle sosyal paylaşım sitelerinde muhakkak çileklerle çekilmiş, çilek bahçelerinde çekilmiş fotoğraflar vardır. Güzel bir reklamdır o da tabii. Deniz var yine bölgedeki denizlerle ilgili olarak da, plajlarla ilgili olarak da yapılabilecek şeyler var. Bölgede gezilebilecek tarihi yerler de çok. Aslında bu bakımdan zengin Lefke. Evet, tabii. Dolayısıyla bir maden zenginliğine gerek yok diyorsunuz. Bizim madenimiz bu saydıklarımız evet. Sizin bölgenin doğal dokusudur, tarihi zenginlikleridir. Çünkü Lefke apayrı bir olay. Mesela çoğu misafirimiz için o festival dönemlerinde ki Nisan ayı başında Lefke Belediyesi'nin yapacağı Lefke Yafa portakal şenliği. Biliyorsunuz Kıbrıs'taki en lezzetli portakaldır Lefke'nin Yafa portakalı. Tarihleri ve program yakın bir tarihte duyurulacak. Yine Kıbrıs'ın en lezzetli portakalı Lefke'de. Evet. En fazla ceviz ağacı Lefke'de. Hurma. En fazla hurma ağacı evet. Lefke'de. Çilek potansiyeli Yeşilırmak'ta. İşte Kolakas dediğimiz yine Yeşilırmak bölgesinde. Verigo üzüm Yedidalga'da. Evet. Balıköy'ün o kerpiç dokusu. Doğancı'nın işte patatesi, karpuzu. Gaziveren köyündeki hareketler. Yeşilurt'ta balcılık faaliyetleri. Yani bölge uğraşıyor. Güzelurt'un narenciyesi. Yani bir tarım bölgesidir bu bölge. Ancak bu ürünsel potansiyelinin biraz daha ilgili yetkili mercilerle dikkate alınarak daha özel tanıtım ve promosyonlarla duyurulmaya, üreticilerin desteklenmesine, morale ihtiyaçları var. Bunlar yapıldığı zaman bölgemizin ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Bütün bu olumsuz, belirsiz tartışmalara karşın. Yine bölgedeki tarihi eserler açısından bir Vuni Sarayı'nın manzarası eşsiz güzelliktedir. Soli Harabeleri bambaşka bir değerimizdir. Güzort'taki müze, Aziz Mamas Kilisesi, yine Denizli Gemi Konağı'nın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu bir Orkide Vadisi yürüyüşü vardı. 250 tane insan geldi oraya. Bu yüksek bir rakamdır. Tamamıyla gönüllü Kıbrıs'ın farklı yerlerinden orkideleri görmek için veya Lefke'nin dağlarında, tepelerinde yürümek için 250 kişiyi bir araya getirmek doğa çevresel bir yürüyüşte önemlidir. Yani çevrenin bu kadar öne çıktığı bir ortamda bu maden tartışmalarıyla çevreci madencilik olmaz. Bazı arkadaşlar bize sunum yaparken işte bizim yapacağımız madencilik çevreci madenciliktir tarzında anlatımlarda bulunuyorlar. Ama biz tabii ki böyle bir şeyin kabul etmiyoruz. Evet. Aynı şekilde çevreci bir taş ocağı sistemi olabilir mi? Bizce olamaz. Ancak çevreye daha az zarar veren yöntemler olabilir. Çünkü ne yazık ki ülkemizdeki bütün uygulamalarda kötü olduğu için dağlarımız kemiriliyor, taş ocakları büyük zararlar veriyor. Maden alanlarındaki atıklar 40-42 yıldır temizlenemiyor. Yani böyle kötü örnekleri gördüğümüz zaman yine çam ağaçlarındaki bu çam kese böcekleri hastalık yayılıyor. Kıbrıs'ın her yerinde hissedilirken hiçbir doğru dürüst müdahale yapılmaması yani bizim güvensizliğimizin büyük sorunlarından bir tanesidir. Yine Lefke'deki hurma ağaçları, Mausa'daki hurma ağaçları gözümüzün önünde düşerken, kaybolurken
bunlara gereken ilginin gösterilmemesi bizim güvensizliğimizin aslında ana sebepleridir. Hastane konusu. Evet. Evet. Yine ciddi bir sorundur. Hı hı, devam ediyoruz sorun. Devam ediyor çünkü ne yazık ki gelip geçen Sağlık Bakanları sürekli kandırıyorlar Lefke bölgesindeki insanları. Hem Güzel bölgesindeki insanlara da ikili taraf oluşturarak Cengiz Sorpel kapatılmayacak, Güzel'de hastane yapılacak tarzında bir masal gibi insanlara bir hikaye okunuyor. Bu bir sıkıntıdır şu anda. Çünkü Cengiz Sorpel şu anda 3 tane doktorla çalışan, ultrason cihazı olmayan, dijital röntgenin olmadığı, insanların koğuş sistemine mahkum edildiği bir durumdadır. Ve orası da Kıbrıs'ın belki de en güzel hastanesidir. Gerek konum olarak, gerek genişlemeye müsait alan olarak. Bu tutukluk nedendir? Niye bu projeler? Güzel sağlık ocağı da aynı şekilde dökülüyor orası. Hiçbir güzel insanın sağlık hizmeti alacağı bir yer değildir. 40 yıldır ne yazık ki hem güzel ortada doğru dürüst bir sağlık merkezi kazandırılamadı. Cengiz Topel'in seviyesine düşürüldü. Şu anda kadın doğum uzmanı da yoktur Cengiz Topel'de. Birçok ana branşta eksiklikler bulunmaktadır. Yani Lefkoşa'ya gelmek zorunda kalıyor insanlar yine güzel yurttan da Lefke'den de Lefke bölgesinde. Bu akıl işi değildir. Yani 30 bin kişinin insanın yaşadığı, 10 bine yakın öğrencinin yer aldığı, 40 bin insanın yaşadığı bir bölgedeki insanlara doğru bir sağlık hizmeti verecek yer yoktur. Bu da ciddi bir sorundur bölgemiz için. Evet. Peki umalım adım adım bu bahsettiğiniz tabii ki kısa bir zaman içinde konuşmaya çalıştık. İlk kez konuşulmuyor hastane konusu da ya da bunun dışındaki sorunlar da yeni bir sorun gibi duruyor karşımıza. Madencilik konusundaki yaklaşımlar. Önümüzdeki günler içinde az önce de söylediğim gibi yine çeşitli değerlendirmeleriniz olacak, görüşmeleriniz olacak. Sonrasında yeniden ağırlamak isteriz sizi, konuşmak isteriz bu sorunu. Tabii ki diğer örgütleri de yine bölgeden ağırlamak isteriz sizinle birlikte de. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Görüşleriniz doğrultusunda da, özür diliyorum, görüşmeleriniz doğrultusunda da çevreye ne kadar zarar vereceğiyle ilgili olarak uzman görüşleriyle de birlikte eğer varsa bu yönde bir zarar olacaksa ki görüşünüz bu yönde detaylarıyla konuşmak isteriz yine sizinle. Var mı eklemek istediğiniz son olarak Sayın Karabaş? Ben sizlere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Hani bölgenin sorunları belli. Önemli olan sorunları sıralamak değildir. Evet. Çözümleri sıralayabilmektir. Bu konuda tabii biz bir sivil toplum örgütü olduğumuz için etkimiz var belli alanlarda. Yetkimiz olmadığı için bu sorunları çözme noktasında belli bir yere kadar gelebiliyoruz. Önemli olan bizim verdiğimiz bu mesajların bizleri de içerisine alacak şekilde planlamaya dahil edilerek yetkililer tarafından dikkate alınması ve kriz masaları kurularak bölgesel sorunların çok da zor değildir bu sorunların çözümü aslında. Bir irade konulduğu zaman maden konusu da, aptış kapısının açılması da, hastane konuları da, hurma ağaçları konusu da ve bölgenin insanlarının moral verilmesi anlamında da tarım politikaları da çok kolay oluşturulabilir. Yeter ki biraz niyet olsun, biraz çaba olsun, heyecan olsun, her sorun çözülebilir. Ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz size. Evet, bugün Lefke Turizm Derneği Başkanı Sayın Ozan Karlıtaş'tı stüdyomuzda. Gün içerisinde güne yansıyan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Radyo Gazetesi.